25 Nisan Perşembe gününden herkese mutlu sabahlar efendim. Ben Büşra Bingöl, sevgili Cenk Akyoldaş'la birlikte değerli teknik ve temel anlamdaki analizlerini hep birlikte alıyor olacağız. Gelin buyurun. Hoş geldiniz Cenk Bey. Hoş bulduk. Haftanın 4. işlem günündeyiz ki geçtiğimiz haftayı kötünün en geride kaldığı hafta olarak nitelendiriyorduk. Bugün de baktığımızda kritik bir gün içerisindeyiz. Yurt içeri tarafta saat 2'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı varken tabii ki yarın da küresel tarafta ABD cephesinden PCE rakamları da yine favori enflasyon göstergesi olarak değerlendirdiğimiz önemli bir gösterge bizler için. Peki siz bu tüm gelişmeleri son rakamlarla nasıl değerlendirirsiniz? Evet, baktığım zaman kritik günlerden geçtiğimiz net şekilde görülüyor. İşte önümüzdeki hafta FED toplantısı var. Öncesinde verilerin tabii ki çok önemli olduğunu görüyoruz. İşte ABD'den büyüme verisini alacağız. Keza işte yarın PCE verisini alacağız. Favori enflasyon dediğimiz. Öte yandan bir şekilde de piyasaları yakından ilgilendiren bilançocuların geldiği bir dönemden geçiyoruz. Teknoloji firmaları işte piyasayı belirleyen temelini %25-%30'unu oluşturan 7 büyük teknoloji firmasının bilançoyla karşı karşıya. İşte bir gün önce Tesla'ya geldi. Dün akşam kapanıştan sonra Meta'yı gördük. Meta bugün piyasaları aşağı yönü çektiğini söylemek mümkün. Bununla beraber baktığımız zaman tabii Asya tarafında da önemli genişlemelerden birisi var. Yen tarafında 105 sınırının aşıldığını görüyoruz. 105-50'ler civarına gelmiş bir 155 sınırı aşılmış vaziyette görülüyor. Bu önemli bir eşik. Burası acaba savunulacak mı? Beklentileri vardı hep söylemler. Bu da tabii yine piyasalar üzerinde önemli kırılım yaratabilecek unsurlardan bir tanesi. Bakalım önümüzdeki günler bizi nereye doğru evirecek? Bu açıdan baktığımızda ABD'de dün tahvil ihalesi vardı. İhale sonrasında tahvil faizinin yukarı gitmeye devam ettiğini gördük. 4.65 sınırına gelmiş dayanmış. Tehlikeli sulardan çok uzaklaşmayan bir tahvil piyasasından bahsediyoruz. Bu da tabii ki insanların, büyük yatırımcıların biraz daha diken üstünde olmasını getiriyor. Bu da bir gün artı bir gün eksi piyasaların dalgalanmalarının, dalga boylarının yükselmeye başladığı günlerden geçiyoruz. Bu sabah uyandığımızda baktığımızda hisse senetleri piyasalarının %1 ve üzerinde satışları olduğu yerler olduğunu söylemek mümkün. Bazı yerler sınırlı da olsa, artı olsa da karışık bir şey var. MTL cephesi bundan nasıl değerlendiriyor diye baktığımızda şunu görüyoruz. İşte yatay bir seyir biraz daha hakim olduğunu belirtebiliriz. Görünen fiyatlama açısından altın 2300'lerin hemen üzerinde tutunma çabası içerisinde. Dolar TL 32.50'lerde olduğunu görüyoruz. Gümüş 27.10 kritik eşikte yine tutunmaya çalışıyor. Orada da bir aşağı doğru salınma olup olmayacağını birazdan grafikte değerlendirmeye çalışırız. Petrol tarafına baktığımız zaman Brent petrol 88 doların hemen üzerinde, Amerikan tipi ham petrolün 83 doların hemen altında yer aldığını söylemek mümkün. Peki buradan teknik analizlere hızlıca geçtiğimiz zaman tahvil tarafında 10 yıllık tahvil tarafında 4.70 seviyesinin hala daha kendini bariyer olarak koruduğunu görüyoruz ki hala aşılmış değil. Şöyle ki 4.50-4.70 bandında arasında sıkışıklığın devamı söz konusu. Hı hı. Nasıl değerlendirirsiniz son görünümü? Hep haftalık bakıyorduk, bugün günlük grafik cinsinden bakmak istiyorum. Farkındaysan basamak basamak hareket bir şekilde bir yerlere doğru evrilme çabası içinde özellikle 4.70'lerden başlayan hareketli bir kanal oluşturdu. Kanalın üst bandına gidiyoruz. Yataylaşmalarda bazen bir alt bandı sarkmalar olsa da genelde akım yukarı yönde devam etmiş. Şu anda baktığımızdan 3 tane temel teknik gösterge olarak değerlendirdiğimiz ağırlık ortamın üzerinde bir fiyatlamayla karşı karşıyayız. 4.65-22'deyiz. En yakın olan 4.60'da. Tabanda 4.50'de artık biliyorsun tabanda 4.50'ye koymuş vaziyetteyiz. 4.50, 4.69, 4 haftalık grafik bakarsak 4.70. Bu aralık önemli bir eşik aralık. Ve farkındaysan yukarı geldik ve şu bandın içine oturduk. Bu aslında işin biraz tatsız olduğunu bize gösteriyor. 4.70 ben oldukça önemsedim. 4.69, 4.70 bölgesini çok önemsediğimi belirtiyorum. Eğer bu bölge aşılıyorsa yukarıda tekrardan 4.95'leri, belki 5'in tekrar yukarısını konuşma durumları bile söz konusu olabilir. Bu da piyasanın hiç arzu etmeyeceği bir olguyu getirir bize. O nedenle bir an önce alıcıların tekrardan aktive olması lazım. İşte bunu büyüme verisiyle mi alırız yoksa bir şekilde gelecek olan PCE verisiyle mi alırız ya da önümüzdeki haftaki FED toplantısı sonrasındaki Powell'ın konuşmalarıyla piyasayı ipten alacak bir yumuşak söylenme şahidliği de daha böyle güvercine kayan bir söylenme tekrardan bir alıcıları piyasaya getirecek unsuru oluşturacak mı oluşturmayacak mı ona bakacağız. Kritik eşik bölge aşağıda 4.50 yukarıda 4.70 kalmaya devam ediyor. Bizim bir an önce 4.50 altında fiyatlama almaya başlamamız lazım ki
piyasalar üzerindeki stresi atabilmiş olsun. Şu an için hala böyle kritik eşiklerde kalmaya devam ettiğimizi söylemek mümkün. Peki süre gelen zamanda dolar endeksi tarafında da geri çekilmelerin olduğunu takip ettik. Olası dönüş sinyallerinin oluşup oluşmamasını analiz edebilmek adına da veri akışlarının destekleyici olmasını gerektiğini söyledik bu taraf için de. Son görünümdeki rakamları nasıl okursunuz? DXY tarafına baktığınız zaman orada da 106.40'lardan başlayan geri çekilme bir hareketi var. Bu hareket 106.40-106.50 bölgesi önemli bir bölge. Ama geldiğimiz yer yine bir dengelenme noktası kıvamında 105.40-105.80 aralığı içinde kalıyoruz. Eğilim biraz aşağı yönlü geliyor. Şimdi burada biraz daha paritesel faktörler devreye girmeye başlamış vaziyette. İşte Avrupa bölgesi, Asya bölgesi bir şekilde para birimlerini biraz daha kollama yönünde hareket etmek istiyor. Daha fazla değer kaybına yol açmak istemedikleri belli. Şu an için biz şu bandın içini doldurma çabasının içinde olduğumuzu söyleyelim. Aşağıda 105.30, yukarıda 106.50 aralığı bizim için önemli eşik ama bu bölgedeki kalıcılık ne kadar sağlanacak? Bunu biraz da 10 yıllık tahvil belirleyecek. 4.70'in üzerine atıyorsa eğer burası da yine biraz stres üzerine yüklenmeye başlayacak bir noktaya gelebilir. Eğer 4.70'ler savunulacak ve tekrardan 4.50'lere doğru bir akım başlatacak bir gelişme söylem oluşturulabilirse o takdirde biz şu bölgedeki hedefe doğru 105.20'lere kadar sarkma ihtimalimiz de gündeme gelebilir. Bu da piyasaların biraz daha rahatladığı, stresin azalmaya başladığını bize gösteren temel unsur olarak karşımıza çıkacaktır. Kısa vadeli teknik gösterge adına ama uzun vade açısından baktığımızda hala yukarıda asılı kalmaya devam eden bir yapı var. Burada da 106.60'ı çok önemsemek lazım. Onun üzerine fiyatlama almamamız gerekiyor. 114-115 seviyesinden başlayan düşüş sonrasında biz asla ve asla 106.60 üzerinde kapanış almamışız. Üzerinde fiyatlar görmüşüz ama bu da bahsettiğimiz sürede 1,5 yıllık bir periyottan bahsediyoruz. Bu süre zarfında biz 106.60 üzerine kalıcılık haftalık kapanışlar gerçekleştirmemişiz. Eğer öyle bir olgu başlıyorsa demek ki paradigmada ciddi bir değişim var. İleri yönelik beklentilerde ciddi bir bozulmadan bahsediyoruz demektir. Fed'den artık faiz indirimi beklentilerinin başka bahara kaldığı, tescillenmiş olduğu nokta olur diyebilirim. Peki ons altın dedikten sonra düzeltme dönemi içine girmiş bir yapı mevcuttan bahsediyorduk. Bir yapıdan bahsettiğimizi, konuştuğumuzu söyleyelim dün. Teknik olarak da 21 günlük ortalama tarafında kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı konusundaki analizlerimiz son seviyelerle ne gösterdi bize? Baktığımızda altın tarafında da artık zayıflığın tescili başlamış vaziyette diyebilirim. Bir sıkışma içindeyiz. Farkındaysan 8 günlük ve 21 günlük ortalamanın arasına girdik. 21 günlük kendisine destek yapmaya çalışıyor. Dün yukarı doğru ataklanma, evvelki gün yukarı doğru ataklanmalar yukarıda 8 günlük ortalamayla kesildiğini, bu da bir şekilde onay alma süreci gibi gözüküyor. Burada 2300-2310 bandını çok önemsemek lazım. Aşağı yönlü geçişler daha derin satışları getirme potansiyeli getirebilir. Bu da bize yaklaşık olarak bir 50 dolarla 75 dolarlık aşağı doğru bir marjın oluşmasını tetikletebilir. Burada da ilk etapta 2250, eğer 2300-310 bölgesi aşağı doğru geçiliyorsa 2050 bölgesine kadar bir yeni bir oyun alanı açılma ihtimali var. Hatta bir alttaki desteğimizde 50 günlük ortalama olarak değerlendirdiğimizde onda 2225'lerde, 2228'lerde olduğunu düşünsek o bölgeye kadar bile geri çekilmeyle yüzleşme durumu söz konusu olabilir. Bunu ne getirir? Eğer 10 yıllık taraf 4.70'leri zorlar nitelikte olur, DXY'de tekrardan 106.60'ları zorlamaya başlarsa burası da aşağı doğru gelme temel açısından değerlendirilebilir. Ama baktığımız zaman aşırı alım satım bölgesinden yavaş yavaş uzaklaşmaya başlamış bir süreç içindeyiz. 55 seviyesine kadar gelmiş bir RSI göstergesi var. Hala aşırı satıma da gelmiş değil. Arada bir kararsız bölgedeyiz, bir karar vermeye. Burası teknik açıdan bir tepki noktası da olma potansiyeli içeren bir seviye olduğunu belirtelim. Ama bu tepkinin ötesine geçtiğini anlayabilmemiz için bizim 8 günün üzerinde yani 2335'in üzerinde fiyatlamalar görüyor olmamız lazım. Eğer günlük kapanışı 2335 ve üzerine taşıyabilirse o zaman resimde düzeltme hareketini tamamladık. 21 günlükten geri çekilmeden pullback yaptık. Tekrardan yönümüzü yukarı doğru çeviriyoruz diye adlandırabiliriz. Ama eğer gelişmeler 8 günün üzerine geçirmiyor, 21 günün altında sarkmalar ve kapanışlar gelmeye başlıyorsa o
O zaman resmi tamamen iyice bozulmaya başladı, bize teyit edilmiş olur. Kare aşamalarında olduğumuz bir ons evet. altın cephesi var. Peki gümüş tarafına baktığımızda aşağı yönlü risklerin bu tarafta oluşur vaziyette olduğunu görüyoruz rakamlardan ki tabii cuma günü gelecek olan ABD PCE rakamları sonrasında da bu taraftaki net yönde bize sinyaller verecektir. Nasıl gümüş tarafı da benzer bir hikaye içinde hareket ettiğini söyleyeyim. Yine burası da 8 ve 21'in altında 8'in altında 21'in üzerinde tutunmaya çalışan bir yapıyla karşı karşıya ama biraz daha zayıf konumda. 27-27.10 bölgesinin kendisine destek yapma çabası içinde. Bu bölgenin altındaki fiyatlamalar 26.5'a kadar sarkmalar yaptı. Orası da haftalık grafikten önemli 8 haftalık ortalamanın destek noktasıydı. Oradan tepki vermeye çalıştığını görüyoruz. Ama görüldüğü üzere bu bölgenin içinde kalmak ve yukarı doğru hareketlerde biz 27-55'in üzerine atamadığımız sürece altında 2335'e benzer bir seviye. İki grafik ne kadar örtüşüyor aslında bakarsan teknik değerler açısından çok benzer bir resim çiziyor. 21'in altında yani 27-10'ların altındaki bir fiyatlamaların kalıcılık günlük kapanışları getirmeye başlarsa biz bir aşağıdaki destek seviyesini kovalamaya başlarız. Arada 26,5 haftalık grafikten bir destek ama ana desteğimizin 25.85'te olacağı ve daha sonraki süre yani bundan sonra bu bölgenin altına iniyorsak eğer şu bölgeyi doldurmayla geçecek bir sürecin önüne açılıyor demektir. O da 25.85-27.15 aralığı olacak yeni oyun alanı diye değerlendirebiliriz. Kısa vadede bir tepe oluşumu sinyali oluşmaya başlamış vaziyette. Bundan kurtulmak için muhakkak ve muhakkak 27.55 ve üzerine günlük kapanışları tekrar alıyor olmamız gerekli. Peki enerji piyasası tarafında WTI'da 79.80 ila 83.50 aralığında bir oyun alanı bulunan bir taraf mevcut. Ham petrol tarafı mevcut. Önümüzdeki günler bize nasıl bir süreç izletecektir? Belli bir patern içinde hareketin devam ettirdiğini görüyoruz. Şimdi burada da benzer hikaye oluştu. 8-21 gün onların altına sarktık. 50 güne geldik. 50 günde diğer ortalamalar arasında sıkışmanın devam ettiğini görüyoruz. Yine oyun olarak 81.65-83.5 aralığında kalmaya devam ediyoruz. Bir yön arayışında içinde olduğunu söyleyelim. 83.5'un üzerine atamadığı sürece hareket aşağı doğru baskılanma yönünde hareketi devam ettirebilir. 81.67, 81.65 o bölgeyi çok önemsediğimi belirteyim. Eğer o bölgenin altında kapanışlar başlıyorsa o zaman 79.80 bölgesi hedefe girmeye başlar. 100 günlük ortalama diyelim. Oraya doğru bir düzeltme hareketinin devamı tetiklenebilir. Dikkat etmek lazım. Burada da resmin her an biliyorsun kaynayan kazan bir dünyadan bahsediyoruz. Her an her yerde bir gelişme olabiliyor. İşte Rusya-Ukrayna tarafında olabilir, Orta Doğu'da olabilir, Asya tarafında başka noktalarda olabilir. O zaman tekrardan bir paradigma değişikliğinden bahsediyorsak eğer o zaman üst banda doğru tekrardan kaymamız gündemine gelir ama genel hatlarıyla baktığımız zaman burada ne kadar süre geçiyorsak benzer bir sürenin bu aralık içinde geçirilmesi beklenmesi gerekir. Burada bir sinüs eğrisi gibi düşünmek lazım. Daha sonrasında tekrardan üst banda doğru gitmesi beklenir. Burada da yaklaşık olarak sayarsak şöylece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Yani 3 haftaya yakın iş gücünün cinsinden bakarsak bir süreç geçirmişiz. Daha biz bu aşağı bölgeye 83.5'un altına ineli 5 iş günü kadar oldu. Demek ki bir 18-9 iş günü daha bizim 83.5 ile 79-80 arasında bir bölge içinde kalma potansiyelimiz mevcut olabilir. Mevcut tahminler gereği ama bu süre zarfı içinde FED toplantısı var. Yine OPEC toplantısı olacak. Buradan gelecek haber başlıkları da oyunu tekrardan değiştirme potansiyeli olduğunu da unutmamak lazım. Çizgiyi 83.5'un üzerine koymak lazım. Eğer onun üzerindeyse fiyatlama o zaman demin bahsettiğim hikaye öne çekilmiş vaziyete dönmüş olur. Geçecek olan yoğun süreç bize daha net sinyaller evet. veriyor olacak diyelim öyleyse. Brent tarafını bir dahaki programımızda beklenti raporunun başlangıcında dilerseniz konuşalım yatırımcılarımız için. Kıymetli analizleriniz için teşekkür ediyoruz. Evet efendim birazdan beklenti raporuyla tekrardan karşınızdayız.